NİDE Baro Başkanlığı tarafından mesleğe yeni başlayan ve bürosunu açamayan genç avukatların büro ihtiyacını karşılamaları için Genç Ofis projesi hayata geçirildi. Yeni Çarşı'da hizmete giren Genç Ofis'in açılışını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu yaptı. Yaklaşık 350'ye yakın mevcudiyetimizin olduğu NİDE Barosu'nda yaklaşık bir yıl önce sözünü verdiğimiz ve göreve geldiğimiz son 7 ay içerisinde ciddi emek harcadığımız Genç Ofis projemizin açılışı için bugün bir araya geldik. Henüz bürosunu açmayan ve büro ihtiyacı olan, özellikle mesleğinin ilk 5 yılında olan ve baromuzun yaklaşık mevcudunun %50'sine tekabül eden genç meslektaşlarımızın büro ihtiyacını karşılamak için bugün buradayız. İnşallah bu hafta içerisinde tam anlamıyla çalışmaya başlayacak büromuz. Bürosu olmayan, büro ihtiyacı olan meslektaşlarımıza ücretsiz kullanım hakkı vereceğimiz bu büroda bilgisayar, mobilya, sekreterya, kütüphane bütün ihtiyaçlarını görebilecekleri bir tesis yaptığından haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projenin ortaya çıkmasında desteklerini esirgemeyen kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, açılış için can siperhane çalışan baro personellerine, NİDE Barosu'nun kıymetli meslektaşlarına ve en nihayetinde NİDE Barosu'na her zaman destek veren kıymetli birlik başkanım Metin Feyzoğlu'na huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Öyle sanıyorum ki bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı 10 yılda NİDE'ye 20 kere gelmemiştir. Doğru mu? Ben geldim. Öyle sanıyorum ki bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı Türkiye'nin her yerine en az 7 defa ayak basmamıştır. Ben gittim. Çünkü yönetimin fil dişi kulelerden, lüks makam adalarından gerçekleştirilebileceğine inananlardan değilim. Sahada olursanız yönetebilirsiniz. Meslektaşların dertlerini bilirseniz yönetebilirsiniz. Evet. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı tercih etmeyebilirdim. Kendi yolumda yürüyebilirdim. Daha iyi. Çok da mutlu ve keyifli yürüyebilirdim. Ama o zaman genç meslektaşlarımın derdini çözecek bunca icraatı yapamazdım. Örneğin, asgari ücret tarifesiyle ilgileniyor musunuz değerli meslektaşlarım? Sizi ilgilendiriyor mu asgari ücret tarifesi? Tuzu kuruları ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiriyor mu? Plazaların köşe ofislerinde yaşayanları ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiriyor mu? Hocam CMK Güzel. Ücreti ne? Sizi ilgilendiriyorsa eğer asgari ücret tarifesi son 3 yılda enflasyonun neredeyse 2 kat üstünde arttırmayı başardık. Sizin için yaptık. CMK ücret tarifesi. Bu yıl size bunun müjdesini veriyorum. Bu yıl %30 baz ücret artışı alacağız. Evet. Yetmedi. Yetmedi. KDV indirimini alacağız. Hem adli yardım hem CMK hizmeti yapanlar. CMK'da ve adli yardımda. En az %10 KDV indirimini de size alacağım. Böylelikle CMK ücret tarifesinde tarihte ilk kez %42'ye 43'e varan bir indirimi genç meslektaşlarıma armağan etmiş olacağız. Netice nedir? Netice adli yardımla CMK ile yaşamaya çalışan 60 bin genç meslektaşımın ekmek derdine bir nebze olsun çözüm bulunmasıdır. Netice nedir? Netice genç ofis projesi gibi projelerle meslektaşlarımın kafe köşelerinde, simitçilerde müvekkilleriyle itibarımızı düşüren görüşme görüntüleri vermesinin önlenmesidir. Netice nedir? Netice nedir? Meslektaşlarımın iddia ve hüküm makamıyla eşit konuma yükseltilmesidir. Sayın Başkan, sen buradayım.
bir personel oturacağız. İdare personelin bölgesi burada yer alacak. Bir diğer odamız burası. Merhaba. Aynı şekilde yine bir sekreter yer.